İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir plajın başörtülü kadınları tesettürlü almıyoruz diyerek geri çevirmesinin ardından İzmir'de de benzer bir skandal yaşandı. Haşemayla havuza girmek isteyen kadın site yönetimi tarafından engellendi. Genç kadının kocasının site yönetimiyle tartıştığı anlarda kameraya yansıdı. Ben buraya neye göre girmeyeceğim? Giremezsin ya, site kararı yoksa ne yapacağım? Benim kararım var, sen giremezsin. Eşi ayrımcılığa maruz kaldı. Haşema giydiği için havuzdan çıkarıldı. Burada kurbanlı bayanlar var, onlar da girmiyor. Ya niye girmiyor kardeşim? Skandalın adresi İzmir. Ne yapacaksınız ne mesela? Sen... 2002'deki turban sorunları neyse hala aynı zihniyettesiniz, biliyor musunuz? Çetin Çifti Dikili ilçesindeki bir siteden 10 gün önce bir villa kiralamıştı. Güzel başlayan tatilleri bir anda kabusa döndü. Eşim çok üzüldü. Bir aylık tatilimiz o noktada zaten böyle bir hayal kırıklığı dönüştü. Harun Çetin'in eşi sitedeki havuza Haşema ile girince akıl almaz bir müdahaleyle karşılaştı. Eşim adımını atar atmaz site yönetimler olduğumuz birisi geliyor, diyor ki sen buraya giremezsin. Niye giremiyorum? Çünkü diyor senin kılık kıyafetin buraya uygun değil. 21. yüzyıldayız, 2021'deyiz. Havuza insanın kılık kıyafetinden dolayı, yani tesettür mayosu ya da normal mayoyla girmesinin engellenmesi kadar çağ dışı manaz bir anlayışın artık bu dönemde kalmamış olması lazım. Harun Çetin site yönetiminden kabul edilebilir bir açıklama bekledi ama ortaya işte bu skandal görüntüler çıktı. Ben buraya neye göre girmeyeceğim? Giremezsin ya, site kararı yoksa ne yapacağım? Ya benim kararım var, sen giremezsin. O gösterin bana diyorum. Gir mi çıkırsa ya? Burada kurbanlı bayanlar var, onlar da girmiyor. Ya niye girmiyor kardeşim? Karar almış. Tamam, özgürlüklerin üstüne geçemez. Tartışma büyüdü ve site yöneticileri genç çifti tehdit etti. Haşem oğlum niye giremiyorum? Yasak diyor, oraya girdiğin zaman yasak. Bak bu 2002 ne yapacaksınız ne mesela? Sen görürsün, sen girdiğin zaman. Ve Çetin Çifti mağduriyetlerini yargıya taşımaya karar verdi.